Selta Enerji'nin sunduğu 35. dakika başlıyor. Göztepe sevgisini yüreğinin her hücresine inmek inmek nakşetmiş tüm renktaşlarımıza merhaba. Sadece ve sadece Göztepe'nin tarafında ilkesiyle bu zamana kadar Göztepe'nize ait tüm gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışan Göz Göz TV, bundan sonra imkanlarının el verdiği ölçüde Göztepe'nize ait gelişmeleri değerli konuklarıyla burada tartışacak. Bu haftaki programımızda belirlediğimiz gündem maddelerimiz ise Göztepe'mizin şu anki sportif durumu, ikinci olarak dilimize PSK olan tesisleşme sorunumuz, üçüncü olarak da altyapımız. Bu konuları tartışmak üzere bugün yanımızda 4 tane değerli arkadaşımız var. Göztepe Yalı Derneği'nin eski başkanlarından Sayın Zafer Sak, yine iki değerli kardeşimiz Tanıl ve Fatih kardeşim ve Göztepe tribünlerinin beste kaynağı Ahmet kardeşim bizlerle. Hepinize hoş geldiniz diyorum. İlk olarak Göztepe'mizin şu anki sportif durumundan bahsedecek olursak, Göztepe'miz ilk yarıdaki aldığı kötü sonuçlardan sonra taraftarımız devre arasında yapılacak olan transferlerle büyük bir beklenti içine girmeyi bekliyordu. Ve nitekim şu ana kadar alınan oyunculara kağıt üstünde baktığımızda hepsi birbirinden değerli, kaliteli isimler. Fakat ikinci devrenin başlamasıyla birlikte geçen süreçte Göztepe'mizin şu ana kadar aldığı sonuçlar ve puan durumunda son sıralarda yer alması tabii ki bütün taraftarlarımızı üzüyor. Peki sorun nerede diye düşünecek olursak, en son oynadığımız Denizli maçına bakacak olursak, Göztepe'miz şu ana kadar ikinci yarı başladığından beri ideal ilk 11'ini hiçbir zaman oynayamadı. Futbolcuların kırmızı kart görmesi, cezalı olması, sakat olması, Kemal Hocamızın bir türlü ideal ilk 11'i çıkartmasına vesile olmadı. Bunu bu haftaki Denizli maçında da gördük. Denizli maçına çıkarken iki önemli defans oyuncumuzun kırmızı kart cezası olması, daha sonra Theo Wicks'in İki maç cezalı olması, sakat oyuncularımızdan dolayı sahaya belirlediği 11'de çıktı. Fakat bu 11 ilk yarıda çok fazla bekleneni veremedi. İkinci yarı yine Kemal Hoca kendine göre taktiksel değişimlerle maçı kurtarmaya çalıştı. Fakat sonuç itibariyle 90 dakika bittiğinde maç birbirlik sonuçla neticelendi. Bu konuda Fatih kardeşime söz vermek istiyorum. Siz ne dersiniz kardeşim? Daha düşün şimdi. 11'i aldık elimize, baktık. Evet. Benim tepkim şu oldu. Şamil yok. Evet. Yani halimizi düşünün. En çok tepki alan adam oynamıyor ve biz dedik ki orta sahada kim basacak, kim pres yapacak? Yani ön libero mevkiinde. Ön evet. Orada bir sıkıntı. Kadroda bulunan tek Şamil olan. Evet. O oynamayınca düşünün artık Şamil'i arar hale gelmişiz. Zaten bu da 45 dakika anca dayandı bu sistem. Ondan sonra önce müdahale etmek zorunda kaldı. Şamil'i aldı. Ve ondan sonra takım biraz basmaya başladı. Yani artık hep şunu söylüyorum. Maalesef PTT birincilik eskisi gibi değil. Eskiden Metin Diğer'ini alırdın. Ümit İnal'ı alırdın. Ofansif bir kadro kurdun. Bu kadro durup geçerdi. Ama şimdi artık öyle değil. Düşünün artık yani ezeli rakibimiz karşıya kalın durumunu düşünün. Oyuncu alamıyor diye ben de dalga geçerken şu anda kurdukları kadro oldukları yer bu ligin kalitesini özetliyor. Yani bu ligde kazma tabir ettiğimiz oyuncular birimiz evet yani. Çok futbol oynamaya müsait değil de biraz daha böyle oynatmalı yani. Artık bu lig böyle oldu. Oynatmayan prim yapıyor. Önde basan prim yapıyor. Biz de bu özelliklerde bir takım kuramadığımız için sıkıntı yaşıyoruz. Yani geçen sene de böyleydi. Yani Aydın gibi, Yasin gibi asla bu ligde oynayamayacak adamlar bizim elimizi büktü. Savaşçı bir takım kurmak lazım. Yani burada da şöyle bir durum var. Yani benim tespit ettiğim Göztepe'mizin şu anki futbolcu kadrosuna baktığımızda hepsi birbirinden değerli isimler. Hepsi bundan önceki oynadığı takımlarda kendilerini kanıtlamış isimler. Evet. Fakat ben şurada şu ayrıntıyı dikkat çekmek istiyorum. Bu oyuncuların hepsi general oyuncular. Yani isim olarak baktığınızda Ergin Keleş, Tuğ, Ali Bilgin, bundan önceki oynadığı takımlarda hep ilk 11'e başlamışsınlar ve belli bir kariyeri olan isimler ama hepsi general. Şu anki Göztepe'nin kadrosuna baktığımızda bu general isimlerin yanına 2-3 tane savaşçı oyuncu alınması gerektiğini düşünüyorum ben. Bu savaşçı oyuncular olmadığı için, hepsi general olduğu için ve takımın gidişatı da kötüye gittiğinde bu general oyuncular bir şekilde kendileri hırslarına mı artık yenilmiş düşüyorlar ya da bir takımda tam takım olma anlamında bir eksik mi var? Kötü sonuçlar var. Evet. Halbuki bizim şu anki takımımızda 3 tane ya da 4 tane savaşçı oyuncu olsaydı, yani kendini ispat etmek isteyen, ismi olmamış,
bundan önceki kariyer olmamış oyuncular bu oyuncularla bir harmanlansaydı şu anda belki Göztepe'nin durumu çok farklı yer alırdı. Tabii. Yani düşünün şimdi onun diye oyuncu alıyorsunuz ama onun sağlıklı olmadı. Yani yapısı gereği dalan, sarı kart görmeye çok meyilli bir oyuncu. Mevkisi gereği. Yani. Mevkisi gereği evet. Ama bu adamın yedeğini almıyorsunuz. Yedeğini bulunduruyorsunuz. Sakatlık olunca, ceza olunca sıkıntı yaşıyorsunuz. Şimdi ilk başta biz lafını kestim abi. Şablon olarak bir hoca bir transfer dönemine başlarken benim hangi mevkime nereye ne lazımla başlaması gerekiyor. Şimdi biz sezon başına bu ligin en önemli mevkisi olan ön güvene mevkisine iki adamla başladık. Şimdi en fazla kart görme riski olan bölgeye sen iki adamla başlarsan işte böyle kart aksaklıkları, sakatlık aksaklıklarında sıkıntı yaşarsın. Yani belli mevkilerde çok fazla oyuncularda yığılma var. Aynı evet. Tip özellikle oyuncular çok belli mevkilerde fazlaşırken senin ön libero mevkinde, atıyorum stoper mevkinde mesela bir Hamza'yı gönderdin. Evet. Bu hafta işte Aytek Demirel'in kart görmesinden dolayı Ahmet Sağlam'dan sol bekten stoper başlamıştın. Evet. Yani bunlar ligde belki mecburiyetten dolayı bir iki hafta olabilir ama evet. Şimdi bizde bunlar artmaya başladı yani. İlk başta bizim transfer politikamızdan gelen bir evet. Bence bir yanlış var burada. Yani yanlış bence ilk başta burada başlıyor. Ya zaten bunu bütün platformlarda dile getiriyoruz. Yani şu anda Göztepe ait siteler, Göztepe ait diğer sosyal platformlarda transfer politikası yanlış oldu. Dün gibi açık ortada. Fakat ne hikmetse 6 yıldan beri takımımızda düzgün böyle bir kemik kadro yok. 15 futbolcu geliyor, 15 futbolcu geliyor. Geçen sene takım küme düşme potasından kurtulduğunda ideal böyle 4-5 tane oynayabilecek oyuncu oluşmuştu. Fakat bu sene tekrar sezon başında Hüseyin Kalpar bu takımı dağıttı. Ya da Hüseyin Kalpar ya da transfer komitesinde kişi kimse. Bunu bilmiyoruz. Yani bizim bir transfer komitemiz yok. Yani her gelen hocanın veyahut da menajerin kendi şahsi isteklerinin doğrultusunda hareket ediliyor. Bir de transferin hep hani son gününde hani mesela yerlerinde bildiğim kadarıyla son gün, son dakikayı mesela. Dört oyuncu son gün yani. Öleceksin olsun. Yani şimdi bu adamların... Son gün dediği zaman ligin ikinci yarısının iki haftası bitmiş oldu. İki haftası. Yani. Şimdi bu adamların tabii ki takıma motive olmaları evet. Uzun bir süre alacak. Şimdi takım da kötü giderse ben açık söylemek gerekirse Ali Bilgin'in veya Erbatum'un çok fazla duracağını düşünmüyorum bu takımda açık söylemek gerekirse yani. Şimdi bu adamlar sonuçta bir Fenerbahçe'de yıllarca futbol oynamış. Kariyerini yapmış, ötekisi Gökhan İmreciksin olsun. Evet. Bir şekilde Türkiye yani Süper Ligi'nde mücadele etmiş bir adam. Ergut'un olsun, isimleri var bu adamların. Bu Göztepe, hadi 2-3 hafta sonra biz diyelim ligde kalmamız da garantilendi. Hani evet. 12. 13. sırayı garantiledik. Ondan sonra bu adamları ben hocanın da oynatabileceğini düşünmüyorum açıkçası yani iddiasız bir takımda yani. Şimdi ilk 6 iddiası olan bir takımda veya Süper Lig'e çıkma iddiası olan bir takımda oynayan Ergut'un durumu başka olur. Böyle 12. 13. hani bu hafta çıkmasak deplasmana gitmesem falan filan olacağını düşünüyorum açıkçası. Evet. Hayırlısı diyelim. Bir de taraftar olarak çok ilginç bir yapıya sahibiz. Hep hani bir hafta yenildik mi düşün hesapları yapan, iki hafta üst üste galip geldik mi durun ya ilk altı olacak galiba diyen bir grup. Ama neyse ilk dönem müsait oldu. Yani, bunda şimdi şöyle bir durum var yani biz çok kötü dönemlerden geçtik. Biliyorsunuz hepiniz 7 hafta gol atamadığımız maçlar oldu. Evet. 7 hafta sonunda gol attığımızda çocuklar gibi sevindiğimiz maçlar oldu. Ama biz hiçbir zaman başarıya nesli taraftar değiliz. Fakat şöyle bir şey var. Altın Başkan Ligi'nin gelmesiyle birlikte çıta yükseldi. Çıta yükseldi. Yani de, yani. Burada şöyle bir yanlış var. En basiti sezon öncesinde tezde birinci lig fikstürü çekildiğinde bunu daha önceki platformlara da söyledim. Bizim yerimiz burası değil demişti. Çok güzel bir şey. Yani iddialı olmak güzel bir şey ama iddialı olduğun zaman da bu sefer taraftarı da bir şekilde beklenti içine sokuyorsun. Taraftar bu beklenti içine girdiği zaman da alınan kötü sonuçlarda maalesef bir şekilde birilerine bir tepki verilmek zorunda kalıyor. Hatta orada en büyük sıkıntı hedef takım haline geliyorsun. Evet. Yani sen bütün takımların evet. olduğu bir kura çekiminde, federasyonun orada yaptığı bir kura çekiminde ben seneye bu ligde değilim dediğin zaman belki düşmeyi kastetmiştir. Yani düşeceğiz biz seneye. Yani sen bütün yani şimdi tabii şimdi bu işin biraz komedisi oluyor ama şimdi böyle bir şey söylediğin zaman şimdi Göztepe'nin taraftar portföyü eskisi gibi değil yani. Şimdi maalesef bu internet ortamı çıktı. Güzel bir şey. Yani insanlar birbiriyle diyalog halinde ama Göztepe'yi çekirdekten gelip de Göztepe tribünlerinden gelip de sürekli Göztepe'yi takip edenlerle işte bu sosyal platformlar aracılığıyla Göztepe'ye sempati duyanlar, Göztepe'lilik bilincini buradan öğrenmeye çalışanlar
bu söylemlerin üzerinde beklenti içerisinde giriyor. Bu söylemler realiteye geçmeyince tabii ki tribünden de tepkiler gelmeye başlıyor. Şu anda mesela Kemal Hoca da hakikaten İlker'in işte Hüseyin Kalpar'ın gitmesinden sonra ateşten bir gömlek giydi. Bakıyorsun Hüseyin Kalpar, işte Kemal Kılıç, bu kişilerin de yani bizim futbolcularımız gibi belli bir geçmişi var, portföyü var. O adamlar bundan önceki takımlarda hep şampiyonluğu oynamış. Hep başarı elde etmiş. Yani Kemal Kılıç da şu anda... Bu kadroyu alsan, herhangi bir takıma götürsen yine başarılı olabilir. Yani bir de işin noktasında tartışmak lazım. Yani size gelen var, futbolcular ve hocalar... Evet. Yani bir baskıdan dolayı aşırı bir strese giriyorlar. Yani biz bunu sahada... Ya bunu zaten yaşıyoruz. Zaten Kemal Kılıç Rize maçından sonra, Denizli maçından sonra da aşık aşık dile getirdi yani. Futbolcuların tribünden gelen tepkilerden dolayı aşırı bir strese girdiğini beyan etti. Ama işte burada sadece suçu teknik kadroya ya da futbolculara ya da tribüne mal edemeyiz. Yani bunlar ortaya harmanlanmış bir şey. Evet. Birileri bir şey söylüyor. İnsanlar beklentisiyle giriyor. Beklentisiyle girdiğinde olmayınca bu sefer birilerine tepki göstermek gerekiyor. Bu bir zaman futbolcu oluyor, bir zaman yeri geliyor Kemal Kılıç oluyor. Ya şu ana kadar Kemal Kılıç'a bir tepki göstermedi. Niye? Çünkü Kemal Kılıç sezon başında bu kulüpte değildi. Sezonun ortasında bu geldiği için... Bakmaz. Sezonun aslında ortasında geldiği yani için... Biz her zaman birilerini harcıyoruz yani. Evet. Kendimiz evet. Pilavı gibi. Biz işte gün geliyor Özcan Kızıltan'ı gönderiyoruz. Gün geliyor Ali Gültekin'i gönderiyoruz. İşte sonuçta İsmail Hakkı'yı ikinci gönderme çabamız. Sözün... özüne gelirsek süreklilik yok. Evet. Ne futbolcu, ne teknik adam, ne de işte yönetim kadrosu olarak bir şey yok yani. Önceden Barış Güçlü vardı ilk zamanlarda. Barış Güçlü'yü yine aynı bu şekildeki ortamlardan dolayı bir şekilde gitti. Ali Gültekin vardı. Ali Gültekin de aynı şekilde. Şimdi hedef İsmail Hakkı Gül olarak gözüküyor. Yani biz şimdi burada şöyle bir durum da var. Kulübümüzün yani her platformda İnsanlar çok iyi yönetildiğini, çok idare edildiğini, çok şeffaf bir kulüp olduğunu kurumsal manada söylüyorlar. Fakat burada şöyle bir eksiklik var. Yani bunu biz defalarca söylememize rağmen maalesef şu ana kadar buna yönelik bir geri bildirim almadık. Bildirim yok. Yani kulüpte neler yapılıyor? Tenis seçme olarak neler yapıldı? Şu ana kadar ne aşamaya geldik? Biz hep başkalarından duyuyoruz. Başkalarından duyduğumuz belki doğru, belki yanlış ama bu duyduklarımız bir şekilde onlara tepki ya da serzeniş olarak geri dönüyor. Mesela kötü gidişle alakalı da mesela bir açıklama yapılabilirdi mesela internet sitesinden, kulübün resmi internet sitesinden. Hiç konuluyor ki. Yani bu işte bu sefer sonucunda isteyen başka bir şey. Ya şöyle hedef bir küçük bir yani sen sezon başı şampiyonluk hedefiyle başlamışsındır ama ikinci yarıya başlarken yine taraftanı karşına alarak bizim artık bu seviyeyle ilgili hedeflerimiz olursa ilk altı ama olmazsa da gerçek sezon adına iyi bir kadro en azından. Zaten taraftar yani şu an İmam Altınbaş'ın kulübü bu konuma getirmesine kadar yani kimse İmam Altınbaşı'nın şu ana kadar yaptıklarına kötü bir kelime kullanamazlardı. Ama burada şurada şöyle bir eksik var. İmam Altınbaş bir sürü işletmesi olan holding sahibi bir insan. Bu insanın Göztepe'ye direkt birebir ilgilenmesi imkansız bir şey. Yani biz şunu istiyoruz yani Göztepe'nin idaresi İzmir'de direkt birebir olarak görüşebileceğimiz ya da işte bir sorun olduğunda, bir problem olduğunda direkt İzmir kanalından halledebilecek bir şekilde bir başkan vekilinin olması gerekiyor. Yani şu an Sabri Sadıklar başkan vekili ama Sabri Sadıklar belli bir şekilde onay makamı gibi. Yani basın olarak mesela bir problem olduğunda bir basın aşaması yapılacağı zaman bile İstanbul'dan onay bekleniyor. Bence bu şekilde olmaz lazım. Bir sorun olduğunda direkt İzmir'de birebir yetkili kişinin aslında İzmir'de bir yönetim kurulu olması gerekiyor bence. Hani taraftardan şube sorumlusu gibi, transfer komitesi gibi böyle hani hepsinden kurulu bizim bir İzmir'de bulunan bir yönetim kurulu olmamız yani şöyle gerekiyor. Yani belli listeler, belli yükler sadece birer ikişer insanın üstüne kaldığı zaman o insanlar da zaman süreç içinde yıpranıyor ve biz tribünlerden istifa sesleri yükseliyor. Yani bu futbol gibi zor bir oyunu, futbol gibi zor bir durumu biz belli birkaç kişinin üstüne yıkıyoruz. Yani bunları, bizim bu yükleri bir yönetim kurulu paylaşması gerekiyor yani. Evet. Hep böyle birer ikişer kişilere yıpranmaması gerekiyor. Şimdi bizim Göztepe'nin belli bir yapısı var, taraftarın sevdiği bir takım yapısı var. Savaşacak, basacak. Evet. Her zaman böyleydi. Kanattan bindirecek,
Yani yıllarda ne kötü takımlar seyrettik, tuzsuz zamanda da ne kötü takımlar seyrettik ama hiçbirisi bu kadar aç değildi. Yani en azından bir sağdan bir indirme yapardı, ortada basardı. Hani bizim tribün çok sevdiği o taşlı bas 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 diye bağırdı. Çok sever bizim seyirci. Öyle bir takım kurmalı çünkü bu yönetim bizden çok kopuk. Mesela şöyle yapacağım, Hüseyin Kalkbar'a getiriyorsun. Biz o zaman dedik ki Kurt Hoca geldi. Çok sevindik hepimiz yani. Ben dedim tamam biz seyrede kesin çıkıyoruz. Kimse hikaye edemez yani. Genel oyuncuların şu ana kadar kötü olduğu kimse söylemez. Hayır aldı. Fakat ilk başta bu sene ben şöyle bir kronoloji yapayım. Bizim psikoloji bozan olayları söyleyeyim. Altay maçına çıktı. TSD maçında. 2-0 öne geçtik. Ondan sonra baktık ki takım geri çekiliyor. Evet. Hazırlık maçı gibi oluyor. Altıdan oyuncunun birden değişiyor. İkinci yarı maç beraberliğe gidiyor. Orada zaten biz ilk önce bir taraftarın psikolojisi bozuldu bana dedi. Takım da etkiledi. Takım da etkiledi. Hani bir tepki gösterildi. Takım da baştan ne oluyor diye bir şaşırdı. İşte Hüseyin Kalpar dedi benim böyle bir olaydan haberim yok diyor. Yani yerel rekabetten. Yani çünkü yönetimde bunu uyaracak bir adam yok. Yani bizim böyle bir yere takip yok zaten. Yani sen yani bu şanslı görüşürsün. Bir şanslı görüşürsün. Bu Altay'ı gösterdik. Ya bunu bilmene gerek yok. Sen iki tane izliyorsun. İlla ki çekiş. Ya yani bu hocanın bana olarak Antep'te bilmez yani. Kurtar baş havası olarak ben. Bunu bir Antep'te yok. Bunu Antep'te bilmez. Yani ben bilmiyorum ben size. Kimse ispat edemez. Çünkü bilmiyor adam. Hayatta bir ezeli rekabet yaşamamış. Ha ben Altay ezeli rakibim değil. Ama İzmir'de böyle bir çekişme var. Sahi göstereceksin. Takımı geri çekmeyeceksin. Atabildiği kadar atacaksın. Bir. İki. Samsun maçına çıkıyor. 90 dakika basıyoruz, oynuyoruz. Olmuyor. Olmaz. Çok normal. Ondan sonra maçtan sonra çıkıyor diyor ki Dursun Atış ediyor diyor ben bir gol atacağım. Evet. Yılların tecrübe yani bir tecrübe alanında ben bunu yakıştırıyorum. Yani bu böyle birikti çığ gibi takımın psikolojisini bozdu. Tribünün psikolojisini bozdu ve buralara kadar geldi. Ama şimdi şöyle bir şey var yani Hüseyin Kalpar gittikten sonra Kenan Hoca geldi. İlk yarının son 4 maçında bir seri yakalandı. Devre arasında işte beklediğiniz transferler yapılacak dedi Kenan Hoca çünkü bunu direkt beyan etti. Bir şekilde orada bir problem oldu. Onda hemfikiriz yani. Ama yani, bu transferler. Bu transfer. Yani, ama şimdi şöyle. Antalya. Transfer yapılmadı derse kalksın. Antalya'ya gittik. Hazır oyuncu almayarak. 15 kişiyle gittik. Yani. Burada bir plan program olması gerekiyordu. Yani biz yani şimdi devre arasında bu takımda 5-6 tane transfer yapacaksak bu isimlerin mevlerin biz Antalya'ya kampa giderken bu isimlerin en azından 3 tanesinin 4 tanesinin işlemleri bize bir Antalya'daki kampa götürülmesi gerekiyordu. Futbolcular geldi transferin son gününde. Şimdi Kemal Hoca'nın beyanatı. Daha futbolcularım hazır değil diyor. Yani Ali Bilgin. Denizli maçında 90 dakikayı çıkarması ben hakikaten beklemiyordum. Çok da güzel. Beklemiyordum yani. Çünkü son gün gelmiş. Belli bir yükleme yapamamış bu futbolculara. O yüzden takım ikinci yarıda 5 maç geçmesine rağmen hala tam istenilen düzeyde değil. Yani Denizli maçında 20. dakikada yani düzgün ortamımız 20. dakikada. 20. dakikaya kadar ne sağdan ne soldan bir tane ortamız yok. Ondan sonra da köşe atışından 3 tane Denizli defansın uyumasından dolayı Ali Bilgin golü attı bir şekilde yani karambolden golü bulduk. Ve ilk düzgün ortamımızda golü bulduk. İkinci yarıya bakıyorsun 45 dakika yine doğru düzgün bir orta yok. En son Şaban'ın o benim hakikaten yine müthiş beklemediğim performansı da en sona kadar indi. O pozisyonu çıkardı. Ya onu tüm atamadı. Yani bu futbolda olabilir ama sadece bir pozisyona maçı bağlamamak gerekiyor. Yani Herbert Umut işte bir atamaması bir pozisyona hak eden yani tüm önemli bir şey diyor. Buraya da geldi. Herbert Umut'un golü atamaması insan hak eden futbolda soğutur. Ben paylaşım dedim. Sabıkalıymış yani. Ben unutmuşum onu. Yani hak eden insan futbolda soğutur ama sadece tek bir pozisyonla maç değerlendirilmez yani. Bizim Denizli maçının genel itibariyle maçı hak eden taraf değildik. Bir bir bitmesi bile bence iyi bir skor. Ki bizim hiç yani şu ana kadar performansını beğenmediğimiz Şamil eğer ikinci yarı maça dahil olmasaydı belki o maç çok farklı bitebilirdi. Yani işte bizim yedek kulübesindeki oyuncumuzun da yani kalitesinin ne kadar az şeyde olduğunu gösteriyor. Biz Şamil'i performansından dolayı eleştiriyoruz. Ama Denizli maçında ikinci yarı bizim eleştirdiğimiz Şamil belki Denizli'nin maçı almasını önleyen insanlardan birisi. Hoca takımın artık bu Denizli maçından sonra tam anlamıyla hazır hale geldiğini beyan etti. Konya maçıyla artık tam ben ilk o yani ilk 11 ideal 11'i Konya maçında. Portekizli saymıyor zaten. Konya maçında durumu ne? Bu hafta istersen Konya maçında. Gerçek orada
görmüştüm ben. Ben de erkek yetkililerle Konya maçında da yok cezası sürüyormuş. Yani lisansı çıktıktan sonra 4 hafta geçti. TVB'nin şeyinde 14 Ocak yani bilgisinde 14 Ocak gözüküyor ama kulüpteki yetkililerin verdiği haberde abi, lisansı çıktıktan sonra biz daha 3. maçımız oynadık. Bu hafta da cezalı. 4 hafta cezalı oldu. Bu maçta önce çıkmadı mı? Hayır. Yok, Konya maçında da cezalı. Tumu ve gereklerden dolayı işte böyle. Erciyes maçında oynayabilecek. Taraftarın gönlünde ne var? Fatih'in dediği gibi yani hani sahaya çıkacak takım, sağdan yüklenecek, soldan yüklenecek, pres yapacak, tekmeye kafa açacak, çift dalacak. Yenilebilir ama şimdi birçok insana ben dahil anlatsan ki desen ki abi bu takımda Şamil önünde bir o, sağ bek şu 4-4-2 oynatan da öyle. Ben anlamam bu işlerden abi, zaten atıyor üstlerde kocaman stat, evet. Oyuna uzaktan bakıyorsun. Benim gözüm hoş gelen Kartal maçında mesela ilk yılda nasıl top oynadı Göztepe, inanamadık yani. Ben yanındaki adam dedim, ben dedim hani 18-19 yıldır gelir giderim maçlara. Evet. Ben böyle futbol izlemedim, ciddi söylüyorum yani hani. Ondan sonra ne oldu bilmiyorum, ikinci yarıdan itibaren Samsun'da da aynı, çok tutuktu takım. İçerideki üçüncü maç kim değil hatırlayamadım. Bolu maçında da çok tutuktu. Şimdi burada şöyle bir dengesiz iniş çıkış oluyor. İzmir'de bu takımı 24 saatini takip edebilecek, yani Kemal Hoca dışında 24 saatini takip edecek bir idareci yok. Bu adamlar sadece maça çıkıp baştan sonra dağılmayacaklar. Ya da maçtan önce kampta bir şekilde bunların üzerinde sürekli baskı olacak, dizginleyecek bir idarecinin olması gerekiyor. Yani takımdaki ortam nasıl? Takımdaki futbolcular arasında bir diyalog eksikliği mi var, bir problem mi var? Bir takımda belki bir abi yok. Ya şimdi şu anda mesela onu da yine öğrendik. Gürsel Aksel tesislerimizde yan tarafa bir ek bina yapıldı. Bu ek binada işte futbolcuların zaman geçirmesi için. Sadece futbolcular antrenmanda bir araya gelmiyorlarmış. Bu ek binanın yapılmasıyla birlikte saat 12'den antrenman saatine kadar orada birlikte vakit geçirebiliyorlar. Onların bu şekilde. Bu tabi bayağı bir futbolcular arasındaki kaynaşmayı etkilemiş. İşte bunun en başından yapılması gerekiyor. Yani burada bir eksiklik var. Ben şu bilgisayar, yani futbolcusu profesyonel olduğu iddia eder ama öyle değildir. Futbolcusu şey, şunu sever, sırtına vuracak Ali Aslan'ı. Evet. Genel kaptan diye böyle bir müessesi olacak. Abi olacak, ağırlığı olan birisi olacak. Ali Aslan'ı bu maçı alacağız, edeceğiz. Var mı bir problemi? İşte abi evde şöyle bir problem var. İşte ev sahibi şunu yaptı, bunu yaptı. Onlar da koşturacak. Ama bunu Kemal Kılıç koşturamaz. Neticede bunlar da etten kemiklerini çözecek. Yani bu ufak tefek problemlerini çözecek, edecek. Birisi bana göre bir şart. Yani Kemal Hoca bir yere kadar koşturacak. Adam taktik mi düşecek, bunlar da uğraşacak. Ya işte bu bizim işte zaten bizim camiamızda eksik değil. Şu yani biz Göztepe'nin durumu birçok programda tartışılıyor. Yani işte İzmir yerel basınında, İzmir yerel televizyonlarında tartışılıyor. Ama bizim amacımız burada tribünün içerisinde gelen insanlarla Göztepe'deki sorunlara nokta atışı yapmak. Ve bizi ben Sayın İmam Altınbaş'ın direkt bizzat takip ettiğini çok iyi biliyorum. İmam Altınbaş'a biz burada yani serzeniş demeyelim de buradaki bu sorunları aktarıp onun da artık bizim bu sorunlarımızı direkt birebir muhatap kabul edip bir şekilde artık bu sorunları çözmesine yönelik yetkili kişilerin görevlendirmesini bekliyoruz. Tek isteğimiz bu. Abi yetkili kişi görevlendirdi. Yetkili kişi görevlendirmesi bir şey mi? Yani bu işin artık sistemden kaynaklanan bir sorun olduğu çok açık. Sen anlattın biraz önce işte. İlk kim geldi? Barış Güçlü geldi. 6 ay sonra Barış istifa diye bağırmaya başladı. O gitti, İsmail Hakkı Gül geldi. İsmail Hakkı Gül'e bağırdı. O gitti, Ali Gültiken geldi. Hırsız diye bağırdı. Ali Gültiken gitti, şimdi herkes işin başında İsmail Hakkı Gül var diye düşünüyor. Ona bağırdı. Yarın bu tribünün en çok sevilen ismini al, genel kaptan yap. Bu takım 3-4 maç kötü gitsin. Ona da gitmeler. Olay bence artık sistemde yani. Bunun şeyi yok. Bu yapı değişmesi lazım. Sen buraya bir kişiyi getirirsin takımın başına. Ama ona acaba gerçekten gerekli yetkileri veriyor musun? Evet. Şimdi İsmail Hakkı Gül'e küfredi herkes. Niye? Abdülkadir'i şu kadarcık para için kaçırdı. Abdülkadir de yazmış işte İsmail Hakkı Gül'e sorun diye. Kardeşim, para onun değil. Evet. Şimdi ben bu adamı almak istiyorum. Para benim veririm mi? Verirdik ya. Ya İsmail şey, İmam oynamadıktan sonra o adam onun parasını nasıl versin? İmam bana diyor ki bu adam bir tribünen istiyor, ver. İsmail Hakkı yok abi, 800'den fazla vermeyelim. Oynamasın mı diyor. Ya bu mantıklı mı Allah aşkına? Evet. Yani bu iş İmam Altınbaş'ta bitiyor. Bu çok açık. Yani şimdi bunca zaman ben mesela İmam Altınbaş'ı şey olarak severim. Hiç de Göztepe'nin başından ayrılmasını istemem. Evet, ama
Bizim de alması yani. Var. Şimdi bu birinci sene, ikinci sene, üçüncü sene falan böyleydi. Şimdi geldik altıncı senesine. Şimdi hepimiz yaşları büyük insan. Benim hatırladığım kadarıyla, benim yaşımın el verdiği kadar hatırladığım kadarıyla İmam Altınbaş'tan daha fazla uzun süre başkanlık yapan biri olduğunu gösteriyor. Hayır. O zaman abiciğim ben her türlü şeyin hesabını İmam Altınbaş'tan sorarım. Sen gelmişsin daha hiçbir tesis için ne yaptın? Evet. Hiçbir şey yok. Hani bir de adamın şöyle bir şanssızlığı var. Altın Ordu'nun başına geçen o Mehmet Özkan mı nedir? Öyle bir şanssızlığı var adamın. Evet. Adam geldi, tak onu aldı, bunu yaptı. Ha, bilemem her şey Altın Ordu'nun üstüne mi yapıyor? Yoksa kendi üstüne mi yapıyor? Ama sen İmam Altınbaş'tan eğer, ben bu ülkenin bilmem kaçını zenginimsen eğer, bu işi bu zamana kadar bitirmek zorundasın ki. Hala İzmir Spor'un tesislerinde idman yapıyorsun. Hala işte topçuların yatacak kalkacak geliyor falan filan. Şimdi artık taraftar bir sene bekledi, iki sene bekledi, üç sene bekledi. Sportif başarı da, yani bana göre sportif başarı geldi ama esas beklenen sportif başarı da gelmedi. İşte buradan bir Süper Lig'e çıkalım. Ha bir de şöyle bir şey var. Yıllarda söyledik kardeşim, lan çıkalım şu Bankas yerinden. Evet. İki sene de kalalım, beş sene de kalalım. Onu da biz de şimdi açıkçası taraftar olarak... Ama bu şekilde kalmıyordu. Şimdi bu sınavı hak etmeyen bir takım. Evet. Yani biz Bankas yerinden kalalım Ahmet'le ama... Aciz halimizde kalmıyordu. Biz skor endeksli taraftar değiliz ama ruhu endeksli bir taraftarız. Ya şimdi vaatlerle yani, icraatlar uyuşmuyor yani. Uyuşmuyor. Yani şöyle bir başarı, şimdi şunu bekliyoruz. Real Madrid'le oynayacağız demesi dedikten sonra... Türkiye'nin bizim bu konuda mal olmuş bir kulübü Göztepe ve ekonomi manada da Türkiye'ye yine mal olmuş bir Altınbaş. Bu iki büyük kitlenin bir araya gelmesinden doğacak bir beklentiye giriyoruz. İşte o iki büyük şeyin yapının hak ettiği şeyler olmuyor işte. Hani dediği gibi Zafer'in bir altın orada çıkıp 6 ay zaman içerisinde 4-5 tane tesisi bir arada halledebiliyorsa bir 6 yılı geçmiş bizim de işte biz bunlardan dolayı beklentiye giriyoruz. Yani bir tarafta Göztepe, bir tarafta Altınbaş. Peki şurada şöyle bir durum var yani gelir gider dengesi yani İmam Altınbaş holding sahibi bir insan. Şimdi İmam Altınbaş kulüp idaresi Göztepe'de öğrenmeye çalışıyor. Şu anda tam öğrenmedi. Ama öğrenmeye çalışıyor. Ben öyle görüyorum. Yani şimdi gelir gider dengesine bakıyor. Fakat burada futbolda gelir gider dengesi diye bir durum söz konusu değil. Yani en basit örneğe bakıyoruz. Karşıyaka, Samsun. Bu adamlar sezon başında takım kuramıyordu. Aldıkları futbolcuya maaş ödeyemiyor. Devre arasında 10 tane futbolcusu gitti. Samsun devre başında futbolcu alamıyordu. Devre arasında başka faktörlerden artık neyse bilmiyoruz. Doğru yani alınmayacak adamları aldı. Karşıyaka'nın 10 tane futbolcusu gitti. Devre arasında yine bu adamlar 10 tane futbolcu aldı. Burada yani sadece İmam Altınbaş da değil. Tamam bir şekilde İmam Altınbaş gelir gider dengesinden dolayı düzgün hamle yapmadı ya da yapamadı. Ama burada Futbol Federasyonu'nun da çok büyük etkisi var. Kardeşim bu adam futbolcu alıyor. Maaşını ödeyemiyor. Federasyon devre arasında 10 tane futbolcuyu gönderiyor alacaklarından dolayı. 10 tane futbolcu almasına onay veriyor. Dolayısıyla haksız rekabet oluyor. İddianın şeyi bozdu. Temlik falan temlik koyuyorlar falan o bozdu işi. Yani eskiden işte, işler yoktu. Haksız rekabete açıyor. Evet. Şimdi futbolcuya atıyorum Abdülkadir. Bu futbolcuya şu an 4 tane 5 tane takım talip oldu devre arasında. Federasyon tam manasıyla mekanizmalarını işlese sadece Göztepe alabilecek. Ama bence onlara girmemek lazım İsmail. Yani bu... Ama işte burada sadece... Yani biz... İmam Altınbaş'ın da suçu yok yani. Burada her şey birbirine geçmedi. Şöyle bir şey var. Federasyonun da burada bir... İş adamı mal alıyor. Mal satan birisi. Ama benim tahminim İmam Altınbaş'ın aklı şu bonservis işini hiç yapmıyor. Evet. Hani bunu bir türlü açıklayamıyorlar. Yani biz futbolcuyu alacağız. İşte mesela başkanım şunun da 500 bin lira bonservisi var. Ya ben futbolcu alıyorum, niye kulübe para vereyim? Herhalde bunu anlayamıyorum türlü, anlatamıyorlar yani. Ben böyle yorumluyorum ben bu işi. Abi seni aldı adam. Hayır. Bonservis şimdi bu, hayır. Şimdiye kadar gelen şeyden bahsediyorum. Süreçten. Bak o sene veliye verdi. Başka var mı benim unuttum. Onur'a verdi, Onur'a verdi. Onur'a verdi. Tamam. Ama daha önce şimdiye kadar ben hiç hatırlamıyorum bonservisli adam aldım. Ya abi, hiç ya, hayır. Bak yani. Şimdi para zaten çok zor kazanılan bir şey. Ben buna... Kolay kolay bonservisli topçu alan kulüp de kalmadı artık ya. Bak şimdi ama mesela bizim gözümüzdeki... Hem İmam Altınbaş'tan hem Kemal Hoca da bununla ilgili bir açıklama yaptı. Göztepe olunca işte hem menajerler hem futbolcular zengin kulüp gözüyle bakıp işte afaki rakamlar istiyorlar gibi bir şey var. Bunu biz de istemiyoruz. Yani hani Göztepe'den kimse tamam. Haybe'ye nemalanmasın. O zaman şöyle de bir şey var. Sen ne olursa olsun ikinci yarı başlamadı. Yani ilk yarı bitti. Gönderdiğin 8 tane topçu açıkladıktan sonra sen
O 8 tane topçudan sonra senin bir tane forvetin var. Şaban. Orta sahada işte oyun kurucu adına bir tane bile topçun yok. Sen her ne olursa olsun, ben Tum'un geç gelmesine bir şey demem. Veyahut da işte atıyorum Ali Bilgin son anda alınmıştır yüksek rakamından dolayı. Ama sen her ne olursa olsun senin mecburi mevkilerine çok kısa bir zamanda bitirmeliydin. Orada artık belki elinin yüzün hesabı yapılmamalı. Evet. Yani bizim taraftarımız Abdülkadir transferi bitseydi kulüp holding binasına kadar girmiş. Yani o süreçte bitseydi. Lig bitti, Abdülkadir söylentileri başladı. Evet. Sen en azından bir iki tane bu tarz topçunu alıp kampa sokabilseydin keyfe kadar sen Gökhan Emineciksin'in son günü olabilirsin, Ali Bilgin'in son günü olabilirsin ama senin mecburi yapman gereken forvetin de orta sahada transferlerin vardı. Sen bunları bir an evvel ivedilikle bitirmek zorundaydın. Senin orada aradığın 50 bin lira, 100 bin lira işte burada daha büyük maliyetlere sebep oldu. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu ligde iddia geliri var. TRT'den para alıyorsun. İsim hakkı var. Satılmış zaman belirtti. Oradan para geliyor. Şimdi buradan kısıyorsun. Allah korusun bir düşsen alt tarafta bunların hiçbirisi yok. İki haftada bir belki iddiada maça olur olmaz. Olmuyor. Süper Lig'e çıksan bunların... Süper Lig'e çıksan bunların kat da kat pastasını kazanacaksın. Şimdi öyle bir şey... Kaç para? Ayak pastı parası kaç para Süper Lig'de? 30 milyon mu diyorlar? Kaç para? Yani şimdi 20 o muazzam bir para. Kusuru geldi. Bildiğim kaydı da. Ay şimdi buradan kısıyorsun. Tamam eyvallah. Kısıyorsan düşersen Allah korusun bu sene aldığın parayı da alacaksın. Evet. Yani burada bir şey var. Mantıksızlık yani var. Şimdi toparlayacak olursak yani... futbolcu anlamında, takım anlamında şu ana kadar düzgün işler yapılmadı. Yani düzgün futbolcu izleme komitesi oluşturulmadı. Transferler istediğimiz şekilde olmadı. Yani en basında bu PTT 1. Lig'de herkesin söylediği yani. Bundan önce mücadele etmiş takımların söylediği. Asanında tutam iyi olacak. Ve yabancın çok iyi olacak. Bakıyoruz şu ana kadar yabancı transferlerimiz fiyasko. Kaleci transferlerimiz fiyasko. Dolayısıyla ortaya düzgün bir takım şu ana kadar biz PTT 1. Lig'de mücadele ettiğimiz müddet boyunca çıkmadı. Şu anda takım maalesef. Ama daha ligi yeni yeni tanıyoruz yani o da bu. Ama şimdi şöyle yani ligi yeni yeni tanıyoruz. Şu anlıdır bu ligde tecrübeli. Hani biz ligi yeni yeni tanıyoruz. En fazla oynayan. Biz ilk kampa gittiğimiz zaman sezon başı karşıya kadar iki tane oyuncu imza şu an ama şimdi şöyle bir durum var. Bu yani son spor takımla ilgili konuşmayı yaptıktan sonra bir ara verelim. Lig ikinci devre başladı, 5 hafta geçti. Şu anda küme düşme odasındayız. İlk devreden daha iyi başladı. Bu bir gerçek. küme düşme odasındayız. Bir bal fazla mısın? Ve şu anda küme düşecek takımları sayıya vuracak olursak Ankara Gücü zaten gitti. Tavşanlı. Kartal, maalesef Kartal. Gösterimiz. Kartal. Ve gelirse eğer bu haftaki maç yani Samsun, Denizli Samsun maçı çok önemli. Samsun Denizli yenerse Denizli. Yani 4 takım. Bu 4 takımdan 2 tanesi daha düşecek. O yüzden çok kritik bir konumdayız. Tavşan Kemal Hoca'nın son 3 haftaki sürpriz verdiği bilgileri işte hepimiz çok iyi. Kemal Hoca'nın liderliği ikinci yendi. Kemal Hoca'nın Allah yardımcısı olsun. Hakikaten çok zor bir süreçte şu anda. İnşallah bu takımı bu hafta çok iyi bir motive eder. Yani buna yönelik çalışmaları açıklamasına hiç uydurma ben takım çalıştım. Devam ediyor. İnşallah futbolcular da şu bizim inandığımızın yarısı kadar inanır. Konya maçından iyi bir skorla dönerler ve bu Konya maçını alacak skorla da takım yine bir havaya girer. Yani son 5-6 6 hafta kala biz yine bir korku rüya görmeyiz. Bize düşmüş. Yani. Evet bize düşmüş. Biz şükürle de Allah korusun Konya maçında bir 20. dakikasında bir tane gol yedik mi olabilir. Hemen evet. Yani biz işte düşersek şöyle olur böyle olur söylemlerine girmiyoruz. Denizli lazım. Maçına bağlayalım oradan. Evet. Denizli maçında dakika 80 başladı hemen. Bu takım düşerse bilmem ne deriz. Yok o istifa, bu istifa. Hadi yani Tum o yılın şeyini kaçırmasaydı. Ne olacaktı? Çağıracaktın takımı. Onu herkes göremiyor işte. Yani biz diyoruz ama ya işte. Ama işte başarı yendeksi göstermesi lazım. Başarı yendeksi. Ümrüne çağıracaktın takımı. Başarı yendeksi. İşte gösteriyordun bilmem ne yapar, şunu yapar, bunu yapar diyecektik. Ne oldu? 10 dakika evvel küfürdü kenarda. Nasıl oldu? Ne değişti? Protestolar başladıktan sonra takım uzun top yapmayı bıraktı, yapamadı yani eller ayakları birbirine evet. Dolaşıyor. Yani etkisi var burada mı? Yani. Zaten bizim amacımız da işte yine en başta dedim ki bizim amacımız da burada işte tüm renktaşlarımıza seslenerek yani bu oyun 90 dakika diyorsak yani bu tabii birinci ligde 17-34 haftayı ele alırsak o da 90 dakika. Daha 90 dakika bitmedi. 90 dakika bitmeden tepkilerimizi saklayalım. Biraz daha bekleyelim. Bu takımın Konya maçında Kemal Hoca'nın beyanatına göre İlk defa ikinci yarıda ideal 11'inle sahaya çıkmayı bekliyorum dedi. Eğer bir sakatlık kaza böyle olmazsa. O yüzden
Biz desteğimize devam edelim. İkinci bölümde TSSB ve altyapımızdan bahsedeceğiz. Şimdi bir ara veriyoruz. Selta Enerji'nin sunduğu 35. dakika devam edecek.